Bu alkışlar Murat Bozan. Estağfurullah, estağfurullah. Harika. Ne yaptınız ya? Harikasın. Ya bu kadar yakışıklı adam, başarılı adam kendini böyle gösterir mi? Ya gösterir. Harikasın işte, ya. İnsan kendisine dalga geçince i̇şte güzel olur. İşte bu yüzden filmde de çok başarılı. Evet, evet. Bence de. Gerçekten. Çok biraz aklınıza gelmiş. Ben size çok, sana ve ekibine çok teşekkür ediyorum Beyaz. Hakikaten. Yani çekerken de arkadaşlar çok eğlendik. İzlerken zaten ilk ama defa izliyorum. Yani sana telefonda böyle bir fikri söylediğim anda sen abi hemen çekerim dedi zaten. Yani hani hiç böyle hay Allah bir zarar görür müyüz bilmem ne mi demedi. Eğlendik mi? Eğlendik. Güzel çok, olmuş çok. Mu? Olmuş. Ol. Harika. Evlene sağlık. Teşekkür ederim. Evet, şimdi diğer ünlü arkadaşlarımızdan yeteneklerini göstermeyle beni istedi. Çünkü filmi konuştuk. Filmi konuşmakla tamam, ben mükellefim yani, filmi konuşuyorum. Şimdi bakalım onlar neler yapacak. Siz kalkın, varsa bir yeteneğiniz siz de gösterin. Bakın biz programa çalışıyoruz. Sizin var mı bir yeteneğiniz? Ben üzerime düşeni sen yaptım. Sen yaptın. Ben sen yaptın. Müjde var mı bir yeteneğin, herhangi bir yeteneğin? Müjde, bir şey söyle. Bana niye bakıyorsun? Müjde, sunuculuk, oyunculuk dışında bir yeteneğin var mı? Gerçekten soruyorum, var mı? Ama böyle sorunca yeteneksizmişim gibi oldu. Bir dakika. Estağfurullah, yeteneksiz. Sen yeteneksizsin de geçelim. Yani. Geçelim. Ben o sırada düşüneceğim. Tamam, Şinasi. Şinasi var mı bir yeteneğin attım abi? Attım sana. Bozuk. Kim bilir ne? Bozuk floresan taklidi yapabilirim. Bozuk. Bir yap bakayım, yapıyor musun? İki tane floresan lamba vardır ya. Biri evet. Yanar, diğeri yanmaz. Evet. Bas şimdi düğmeye. Aa. Tak. O bir şey değil ki, ben ötekini yapabiliyorum bak. Basıyorum. Bastım. Sönmüyor. Yanıyor. Devamlı yanıyor, onu yapıyorum yani. Bunda bir şey, bu da bir yetenek yani. Yananı niye kimse yapmıyor arkadaşlar? Beğenmedin mi oğlu? Beğenmedin. Daha iyisi olabilirdi diyorsun. Ben de daha iyi bas çalabilirim ama yapmıyorum bunu. Evet. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Çocuklar ulu işini çıkışta konuşalım. Yani bir yere de var mı da bir yeteneğin? Yani... Oyunculuk dışında başka bir şey. Bir şey çalarsın, bir şey yaparsın. Dirseğini yalayabiliyorsundur. Efendim, şey. Dirseğimi yok yok. Ha, piyano ya, çalabiliyorum benim... ama şimdi piyano... Ne yapıyorsun? Piyano çalıyordum. Ne yapıyorsun? Piyano şarkı söylüyordum. Ha, piyano çalıyorsun, şarkı söylüyorsun. Ama herkes eskiden yapıyor, o bir yetenek değil. Buradaki sor, herkes piyano çalar burada. Piyano çalmıyor musunuz çocuklar? Hepsi çalar. Maşallah, maşallah. Hepsi çalar bunu. Maşallah. Herkes buradaki arkadaşlara musun? Sorduk, yetenekleriniz var mıdır diye. Bir şey oldu orada. Ha. Çok güzel yetenekler çıktı aradan. Evde giydiğim süvetleri sürekli kapılara taktırabilmem en büyük yeteneğim. Otobüste akbil sesi çıkartıyorum demiş. İETT otobüsünde bir saat nefes almadan yaşayabiliyorum. Yattığım koltuktan inmeden diğer koltuktaki kumandayı alabilmem. Alarmı 10 kere ertelemişliğim var, sabah alarmını. Uyumaya çalışırken ellerimi kullanmadan çoraplarımı çıkartabiliyorum demiş. Yapılır bu, bu bir yetenektir gerçekten. Otobüse binip önümdeki kadının oğluymuş gibi yapabilip akbil basmadan yırtıyorum demiş. 8 yıl ilkokul okudum, 3 yıl lise ve 2 senede lisede kaldım. Elime bir kız eli bile değmedi demiş. Evet, bunun derdi başka. Yatan arkadaşını kaldırıp su getirebilmek en büyük marifetim. Şampuan ve sabunsuz duş yapabiliyorum demiş. Sevgilime mesajı yazıp da gönder butonuna basmadan uyuyakalıyorum demiş. Dolu otobüste ayaktayken kimin kalkacağını tespit edebiliyorum. Bu da var. Efendim. Ha, bunları okumuşuz zaten. Line'dan gelenler var. Line'dan gelenleri. Abi ben yine yanlış tusa bastım ya. Evet. Line'dan gelenler. Şunu ben bir gün yapabilsem. Fotoğraflara mı gireceğim? Al gir. Kullanabiliyor musunuz siz bunları? Sosyal böyle şeyler var mı? Evet. Yok. Abi anladım. Bende bir şey var. Nasıl yok? Al abi. Line yok bende. Ha, aa, bende bir şey var. Girdiğim yerde ne televizyon çalışır ne bilgisayar. Bir arkadaşıma DVD izlemeye gideyim. Sağ ol abi. Manyetik bozuyorsan artık. Hiçbir şey çalışmaz. Evet. Neden bozulan otobüsün yolcuları bizim otobüste aktarıldığında onlara mültecilermiş gibi bakıp... Bunlar hayal. Evet.
Program nasıl düştü değil mi aşağıya? Düştü değil mi aşağıya program? Bir alkışla bir kaldıralım. Evet. Şimdi hiç program düşmemiş gibi yeniden şey yapalım. Ah, bak. Hiç olmamış gibi. Çok iyiydi ya. İnanılmazdı. Abi inanılmazdı ya. Ay anasını ya. Kötü gitti zaman da söyleyeceksin yani programı. En büyük yeteneği, berberde tıraş olurken kafamı çevirmeden etraftan geçen kızları kesebiliyorum demiş Ferdi. Ecem, pijamamı eğilmeden ayağımla havaya fırlatıp tutarak yakalıyorum. Mahmut, Mahmut'un ki... Mahmut aramızda mı? Çorabın baş parmak kısmı delindiyse diğer eşle yer değiştirerek serçe parmağı denk getirip delinin deliğin büyümesini engelliyorum demiş. Kazanan bu. Bu kazandı. Çok büyük hareket. Birinci şu an. Çok büyük hareket. Tuğçe Ceylan. Deneyeceğim. Abi biz öğrenciyiz ve doğal olarak fakiriz. Zaten cümle onu istiyor devamında. Yani biz öğrenciyiz. Hemen akabinde fakir doğal olarak fakir istiyor onu. En büyük yeteneğimiz mandalinadan yüzük yapmak. Akıyor. Bunu bilen var mı? Ne demek bu? Mandalinadan yüzük mü? Mandalinadan yüzük yapmak nasıl iş? Mandalinayı açmadan direkt parmağını sokuyorsun. Bir mandalina varsa merak ettim nasıl oluyormuş. Üniversiteler çok değişti. Hiç etkisi gibi değil. Biz mandalinanın kabuğunu sobanın üzerine koyardık en fazla yani. Aynen. Ya da yüzümüze sıkardık. Ya yüzümüze sıkardık. Biz de pismişiz de yani. Mandalinayı açmadan parmağını sokup böyle koca mandalinayla mı geziyorsun? O mu yüzük? Aynen. Yani? Arkadaş o yüzük değil başka bir şey de şimdi söylemeyeyim onu. Nur Karakuş'un en büyük marifeti banyoya girmeden önce banyo terliğindeki suyu önceden fark edebiliyorum demiş. Güzel marifet. Gerçekten teşekkür önemli, ediyoruz önemli. Bu arkadaşlarımıza da. Evet efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.